Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Özel Güvenlik 93. dönem 14 Ağustos 2021 tarihinde çıkan soruları çözmeye devam ediyoruz. 4. bölümümüz arkadaşlar, 76 ile 100. soru arası. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Özel Güvenlik örnek üyeleri özel çalışma sorularını da kanala katılarak soruları görebilirsiniz, erişebilirsiniz. YouTube kanalına abone olup Instagram hesabından da takip ederek %100 sınavlarınızda başarı elde edebilirsiniz. Çıkmış özel güvenlik sorularını da çözerek sınavlarda başarı elde edebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum ve 76. sorumuzdan devam ediyoruz. Demirin paslanması hangi yanma şekline örnek olarak verilir? A. Parlama şeklinde yanma. C. Hızlı yanma. C yavaş yanma, kendi kendine yanma, E patlama şeklinde yanma. Evet arkadaşlar, demirin paslanması yavaş yanmaya örnek olarak verilir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 77. soru, korunan kişiye pasta atılması olayı için nasıl bir saldırı olduğu söylenebilir? A. Rahatsız edici, utandırıcı duruma düşüren. B. Fiziksel bütünlüğe zarar verici. C. Silahlı bir saldırı. D. Kimyasal bir saldırı. E. Öldürücü etkiye sahip bir saldırı türü. Evet, korunan kişiye pasta atılması olayı tabii ki arkadaşlar utandırıcı bir durumdur, değil mi? Evet, rahatsız edici duruma düşürme. Evet, Adana seçeneği doğru cevap. 78. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme sistemlerindendir? A. Otomatik sprinkler sistemi. B. Duman algılama sistemi. C. Alev algılama sistemi. D. Isı algılama cihazı. E. Gaz algılama sistemi. Tabii ki arkadaşlar burada da dikkat ederseniz otomatik sprinkler sistemi yangın söndürme sistemlerindendir. Adana seçeneği doğru cevap. 79. soru. Benim ne hissettiğimi anlayabilmeniz için gün doğumundan gün batımına kadar benim ayakkabılarımla yürümelisiniz cümlesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir? A. Sempati. B. Özdeşim. C. Geri bildirim. D. Empati. E. Anlayışlı olma. Evet. Neydi arkadaşlar? Empati. Karşıdaki kişinin, değil mi? Kişinin yerine kendini koymak. Evet. Onun gibi hissetmek. Onun duygu ve düşüncelerini hissetmek. Empatidir, değil mi burada? Evet, Denizli seçeneği doğru cevap. 80. sorumuz. Bir kurumda görev yapan özel güvenlik personelinin başarısını aşağıdaki iletişim becerilerinden hangisi doğrudan etkiler? A. Güvenlik personeli arasındaki sürekli ve sağlıklı iletişim. B. Yazılı kuralların titizlikle öğretilmesi. C. Güvenlik personelinin birbirine duyduğu güven. D. Güvenlik personeli arasındaki güçlü hiyerarşik yapı. E. Güvenlik personelinin çalıştığı ortam. Evet. Tabii ki güvenlik personeli arasındaki sürekli ve sağlıklı iletişim doğrudan etkiler. Adana seçeneği doğru cevap. 81. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi iletişim anında etkili dinleme tekniklerinden biri değildir? A. Empatik dinleme. B. Eleştirel dinleme. C. Eylemli dinleme. D. Katılımlı dinleme. E. Not alarak dinleme. Evet, hangisi değildir? Eylemli dinleme, değil mi? Ceyhan seçeneği değildir. 82. sorumuza bakalım. Karşıdakinin duygu ve düşüncelerini anlamaya ve onunla aynı şeyleri düşünüp aynı şeyleri hissetmeye ne ad verilir? Sempati, sevgi, özgecilik. Empati, itaat. Evet. Sempati, değil mi? Adana seçeneği doğru cevap. Empati neydi? Karşıdaki kişinin yerine koymak. Kendini karşıdaki kişinin
yerine koymaktır. Evet. 83. sorumuz. Toplumsal taraflar arasında etkinlikler, ilişkiler, davranışlar bağlamında yaşanan uyumsuzluklara ne ad verilir? Çatışma, mobbing, yargı, idrak ve baskı. Evet. Yine arkadaşlar, toplumsal taraflar arasında etkinlikler, ilişkiler, davranışlar bağlamında yaşanan uyumsuzluk nedir? Çatışmadır, değil mi? Evet, Adana seçeneği doğru cevabımız. 84. soru. İletişim sürecinde kaynağa geri gönderilen bilgi ya da iletiye ne ad verilir? Genel kültür, artistik kültür, yansıma, manevi kültür, alt kültür. Evet, burada da yansımadır. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 85. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi stresin davranışsal belirtilerinden değildir? Uykusuzluk, mide bulantısı, yeme alışkanlığındaki artış, iştahsızlık, uyuma isteği. Evet arkadaşlar, burada da stresin davranışsal belirtilerinden olmayan uyuma isteği değildir. Edirne seçeneği doğru cevap. 86. sorumuz. İletişim kurma süreci içinde özel güvenlik görevlisiyle ilişkiye giren kişi veya kurumların mesajlarına ne ad verilir? Gürültü, kodlama, kanal, kaynak, kod açma. Evet, kaynak denir. Arkadaşlar, burada deniz seçeneği doğru cevap. 87. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını artırır? A. Karşımızdaki kişiye karşı ön yargılı olmak. B. Kime nerede ne söyleyeceğimizi bilmek. D. C. Dinleyicilerin ilgisini çekmeden direkt konuya girmek. D. Karmaşık uzun cümleler kurmak. E. Mesleki jargonlar, bilinmeyen kelimeler kullanmak iletişimin başarısını artırır. Evet arkadaşlar, burada da kime nerede ne söyleyeceğimizi bilmek iletişimin başarısını ne yapar? Artırır. Yerinde konuşmak, değil mi? Gelişi güzel konuşmamak. Bursa seçeneği. 88. sorumuz. Özel güvenlik görevlisi Osman'ın yasa dışı kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanması gerekmiştir. Osman bunu yapmadan önce aşağıdaki hangi teçhizatı kullanmalıdır? A. Gaz maskesi, B. Kask, C. Gözlük, D. Cerrahi maske, E. Koruyucu başlık. Hangisini kullanmalıdır arkadaşlar? Kesinlikle göz yaşartıcı gaz kullanması gerekmişse de gaz maskesini takması gerekir. Adana seçeneği doğru cevap. 89. sorumuz. Güvenlik görevlilerinin kullandığı müdahale düzenleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Bir grup veya kalabalığı bölüp yanlara dağıtmak için çember düzenini kullanır. Yanlış. B. Bir grup veya kalabalığı bölüp yanlara dağıtmak için hat düzenini kullanır. Yanlış. Bir grup veya kalabalığı bölüp yanlara dağıtmak için çatı düzenini. Arkadaşlar, bir grup veya kalabalığı dağıtmak için kama düzeni kullanılır. Değil mi? Kama düzeni hangisindeyse cevap odur. Burada çatı düzenini kullanmış, hat düzenini kullanmış. Bir grup veya kalabalığı bölüp yanlara dağıtmak için kama düzeni kullanılır. Edirne seçeneği doğru cevap. Bu soruda yine daha önceki sınavlarda çıkan bir sorumuz. Kama düzeni. Düzenlerden de mutlaka sınavda soru geliyor. Bilginiz olsun. 90. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde yapılan hatalardan biri değildir? Zayıf el sıkışma, B. El gizlememe, C. Başka tarafa yönlenme, D. Fazla yakınlaşma, E. Kolları kenetleme. İletişimde yapılan hatalardan biri değildir. El gizlememe değildir. Bursa seçeneği doğru cevap. 91. Aşağıdakilerden hangisi ben dilinin özelliklerinden biri değildir? Kişiliğe değil, davranışa yöneliktir. B. Atılgan, cesaretli insanlar yaratır. C. İletişimi zedelemez. D. İlişkiyi geliştirir. E. Sorumluluk duygusunu geliştirmez. Evet.
sorumluluk duygusunu geliştirme seçeneğimiz doğrudur arkadaşlar. Geliştirir. Evet. Edirne seçeneği doğru. 92. Aşağıdakilerden hangisi organize pasif kalabalıklardandır? Evet, bu da yine daha önceki sınavlarda çıkan bir sorumuz arkadaşlar. Mahallede çıkan bir yangını izleyen kalabalık. Hastanede muayene için bekleyen hastalar. Camide ibadet eden cemaat. Alışveriş merkezinde bulunan kalabalık. Durakta otobüs bekleyen kalabalık. Bakın, pasif organize kalabalıklardan camide ibadet eden cemaat pasif organize pasif kalabalıklardandır. Ceyhan seçeneği doğru cevabımız. 93. Aşağıdakilerden hangisi çatışmayı önleme yöntemlerine biri olamaz? A. Yapısal değişiklikler yapma. B. Kaynakların artırılması. C. Uzlaşma. D. Çatışmayı görmezden gelme. E. Çatışmaya taraf olan kişilerin değiştirilmesi. Tabii ki çatışmayı görmezden gelme olamaz. Denizli seçeneği doğru cevap. 94. CS gazının insan vücudunda en az etkili olabileceği organ hangisidir? Cilt, karaciğer, akciğer, burun, gözler. Tabii ki karaciğerdir. Cevap Bursa seçeneğidir. 95. Grubun özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Grubun niteliğine göre üyeleri belli ölçüde birbirini tanırlar. B. Üyelerin gruba mensubiyetlerini devam ettirmelerini sağlayacak ortak menfaatleri vardır. C. Grup ortak değerler ve davranış kuralları belirleyemez. Grupta grupların devamlılığı olan düzenli ilişkileri ve iletişimleri vardır. Evet, tabii ki vardır. Edirne seçeneği grubu oluşturan üyelerin grup içinde kalabilmeleri için yapmaları gereken bireysel rolleri vardır. Evet, doğrudur. Vardır. Evet arkadaşlar, burada grup ortak değerler ve davranış kuralları belirleyemez. Belirler. Tabii ki grubun bir ortak değerler ve davranış kuralları olması gerekiyor. Ceyhan seçeneği doğru cevabımız. 96. sorumuza geldik. Genel kolluk ile beraber görev yapan özel güvenlik görevlisi Ahmet aşağıdakilerden hangisini ani gelişen toplumsal olaylara örnek olarak veremez? A. Mülki amirliğe bildirim yapılarak yapılan toplantı. B. Siyasi bir olay sonrası meydana gelen anlık toplantılar. C. Halkı infialet getirecek tarzda tecavüz ve cinayet gibi bir olayın gerçekleşmesi. De derbi müsabakası sonrası karşı tarafların sokakta karşılaşması ve tartışmaya başlamaları. E. Karşıt siyasi gruplar arasında başlayan çatışmalar. Evet, burada ani geçen toplumsal olaylar örnek olarak veremez. Mülki amirliğe bildirim yaparak yapılan toplantı verilemez. Adana seçeneği doğru cevap. 97. sorumuza geldik arkadaşlar. Artık son sorular. YouTube kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Arkadaşlarınıza da kanalımızı abone olmaları için tavsiye ederseniz sevinirim. 97. Özel güvenlik görevlisi Salim iş çıkışı eve giderken yolda sağa sola saldıran bir kalabalık ve onlara engel olmaya çalışan bir başka grup görür. Bu durumda Salim'in ne yapması doğru olur? A. Tek başına saldırgan gruba engel olmalıdır. B. Saldırgan gruba engel olmaya çalışan karşı grubu da yanına alarak müdahale etmelidir. C. Olayı görmezden gelip yoluna devam etmelidir. D. İş yerindeki özel güvenlik görevlisi arkadaşlarından destek isteyip onlarla birlikte müdahale etmelidir. E. Müdahale yetkisi olmadığından derhal genel kolluğa bilgi vermelidir. Tabii ki bakın, dikkat edin arkadaşlar. Burada Salim iş çıkışı eve giderken sağa sola saldıran bir kalabalık gördüğünden dolayı burada bir görev alanı dışında olduğu için müdahale hakkı yoktur. Ne yapması gerekiyor? Genel kolluğa mutlaka haber vermesi gerekiyor. Burada Edirne seçeneği doğru cevabımız. 98. sorumuz.
Kişiler arası iletişimde aşağıdaki kavramlardan hangisi iletişim aralığı kavramı değildir? A. Varsayılan alan. B. Özel alan. C. Kişisel alan. D. Sosyal alan. E. Ortak alan. Evet, burada varsayılan alan iletişim aralığı kavramı değildir. Adana seçeneği doğru cevap. 99. sorumuz. Üniversite kampüsü içerisinde izinsiz gösteri yapan grupla ilgili olarak özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru olmaz? A. Grubun dağılması yönünde uyarılarda bulunması. B. Rektörün bilgilendirilmesi. C. Genel güvenliği tehlikeye düşürmemek kaydıyla mevcut kuvvetlerin ilgili alana yönlendirilmesi. D. Rektöre bilgi vermeden genel kolluğun davet edilmesi. E. Topluluk büyümeden dağılmalar için gerekli gayret ve çalışmaların yapılması. Tabi burada doğru olmayanı sormuş arkadaşlar. Rektöre bilgi vermeden genel kolluğun davet edilmesi doğru olmaz. Evet. Denizli seçeneği doğru cevap. Son sorumuz arkadaşlar. 100. sorumuz. 4. bölümün son sorusu. Çok aşırı heyecan durumunda korkuyla beraber ortaya çıkan ve insanların düşünmeden ani hareket ederek bulundukları durumdan bir an önce kurtulmaya çalıştıkları davranış şekline ne denir? Korku, saldırganlık, yetersizlik, panik, antisosyal kişilik bozukluğu. Tabii ki burada da ne denir? Panik denir arkadaşlar. Denizli seçeneği doğru cevap. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanala katılarak üyeler için özel hazırlanmış olan soruları da çözebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hepinize başarılar diliyorum.